Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle tabii 12 yıllık emeğinizin artık sınırlı süreleri sıkışacağız, zamana az kaldı. Bu anlamda öncelikle hepinize başarılar diliyorum. Şimdi LYS oturumlarımız biliyorsunuz ki 5 ayrı oturumda olacak ve 2 hafta sonuna yayılarak gerçekleşecek. Bu yüzden tabii ki önemli olan ilk maddemiz şu: sınav giriş evraklarınızın son güne gelmeden tedarik edilmesi. Sınavlarımızda sınav giriş evrakı ve bir YGS'de olduğu gibi sadece TC kimlik kartınızda ya da eski nüfus cüzdanınızda girebiliyorsunuz. İlgili sınav giriş evrakınızı ilgili oturuma götürmeniz çok önemli. Bazen öğrenci arkadaşlarımız hani atıyorum LYS 3 oturumunun kağıdıyla LYS 2 oturumuna girmeye kalkabiliyor. Bu anlamda sıkıntı yaşamamanız adına bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında sınav giriş yerlerinizi, evrakınızı tedarik ettikten sonra muhakkak önceden bir gidip görüp teyit etmekte fayda var. Sınav sabahı bir zaman yönetiminde bir sıkıntı yaşamamanız adına bu tedbir inanın işinize yarayacaktır. Zaman kaybınızı önleyecektir. Ayrıca önemli bir diğer kural bu yıl uygulamaya geçmiştir. Sınavdan önce 15 dakika öncesinde sınav salonunda, daha doğrusu sınav alanında, bahçesinde olmamız gerekiyor. Ki biliyorsunuz ki YGS sınavından önce bazı nahoş olaylar yaşandı. Bu yüzden sınavımız saat 10'da başlayacağı için en geç saat 9'da okulda olmakta fayda var. 9 çeyrek gibi, 9.30 gibi içeriye alımlar başlayacaktır. Ve sınava 15 dakika kaladan sonra girdiğinizde, geldiğinizde hiçbir şartla, hiçbir gerekçeyle salonlara alımınız olmayacaktır. Bu konuda dikkat etmenizde fayda var. Bir diğer husus, salona girişleriniz tamamlandıktan sonra gözetmen arkadaşlar sınav kurallarını okuyacak ve bu kurallara uyarak gerekli kodlamalarınızı, kontrollerinizi lütfen yapın. İlk önce yapmanız gereken şey cevap kağıdınızın adınıza düzenlenmiş olup olmadığı. Düzenlenmiş bir kağıtsa gerekli diğer bölümleri doldurmaya başlayabilirsiniz ve orada en önemli bir bölüm sınav kitapçık numaramı doğru kodladım ifadesi var arkadaşlar. Numarayı kodlayabilirsiniz ama doğru kodladım kutucuğunu işaretlemediğiniz sürece sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu bir. Bir diğer kuralımız, uygulamamız arkadaşlar. Sınavlara artık eskisi gibi yanınıza çanta, cüzdan vesaire aksesuar götüremiyorsunuz. Hiçbir koşulda çanta, cüzdan, takı, toka gibi malzemeler yanınıza sokamıyorsunuz. Sadece şeffaf pet şişe içerisinde, jelatini çıkartılmış pet şişe içerisinde su sokabilirsiniz. Onun dışında ÖSYM tarafından sizlere 2 adet kurşun kalem, silgi, kalem tıraş ve peçete temin edilecektir. Bir diğer özellik arkadaşlar, kural daha doğrusu, sınavın 4/3'lük bir kısmı tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikasına girdiğiniz anda sınavdan ayrılamıyorsunuz. Bu da önemli bir ayrıntı. Aksi halde ara sürede çıkmak istediğiniz takdirde evraklarınızın hepsini teslim edip öyle çıkmanız gerekiyor. Ve bu durumda da tabii ki sınavınız geçerli sayılmayacaktır. Onun dışında biliyorsunuz ki 2 hafta sonuna yayılacak bir sınav demiştik. Birinci oturumlarınızı tamamladıktan sonra bir sonraki hafta sonu ikinci oturumlara girmeden önceki o son hafta çok kıymetli. O sürede de hala pes etmeden deneme çözmelere, son rütuşlarınızı, kontrollerinizi yapmaya devam etmenizi tavsiye ediyorum. Son olarak da şunu söyleyelim arkadaşlar. Tahmini bildiğimiz, şu an için hani paylaşılan sonuçlarımızın açıklanma tarihi 11 Temmuz 2017. Ve hemen takip eden ki süreçte tercih kılavuzları yayınlanacak ve biz rehber arkadaşlarımızın tahminleri 15-20 Temmuz civarında tercihlerimize başlayacağız. Hepinize başarılı bir sınav ve sağlıklı bir tercih dönemi diliyorum. Hoşçakalın.